Astroloji Televizyonu'ndan herkese merhabalar. 23 Eylül, 29 Eylül haftasındayız. Ve bu hafta artık Güneş Terazi Burcu'nda. Dolayısıyla Terazi Burçları'nın doğum günlerini kutluyorum. İyi ki doğdunuz. Sizler olmasaydınız adalet, hukuk, güzellik, estetik ve zerafet gerçekten bu kadar göz önünde olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi Terazi Burcu'nda evet Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Bu hafta aynı zamanda Venüs yer değiştiriyor gökyüzünde ve Merkür yer değiştiriyor. Merkür Perşembe günü, Venüs ise hemen Pazartesi günü Akrep Burcu'na geçecek, tutkulu Akrep Burcu'na. Merkür ise Terazi Burcu'na Perşembe günü geçiş yapacak. Ay ise önce İkizler'de, sonra Yengeç'te ve sonra Aslan'da olacak. Gelin bakalım burçlar neler yaşayacak bu hafta. Sevgili Koç, yükseleni Koç olanlar, evet iletişim hızınız hayli yüksek. Gayet yakın çevre ilişkileriniz ve iletişiminiz, pazarlama, reklam gibi koşuşturmalarınız hayli enerjinizin yükseldiği bir süreci gösteriyor. Güneş'in ise 7. evinize girmesiyle birlikte aşk ve ilişkilerde uyumu yakalamak, dengeyi yakalamak, ilişkilerde o barış çubuğunu birbirine uzatmak gerçekten çok fazla önem taşıyacak. Venüs bu hafta 8. evinize geçiş yapacak Akrep Burcu'na. Dolayısıyla Venüs evet Akrep Burcu'nda tutkuları, biraz böyle derin sevgiyi, biraz yoğun derinleşmeyi, aynı Akrep Burcu gibi derinleşmeyi anlatır. Ama Venüs adı üstünde iyimserlik, neşe, sevgi ve olumlu bir gezegen olduğu için bir anlamdan da ödemelerde özellikle sizlere olumlu etkiler sunacak. Belki ödemelerinizde bir takım kredi kartları, borçlar, faizler gibi durumlarda daha kolayca halledebilme, bir şekilde bir yerlerden destek bulabilme veyahut da beklediğiniz paranın gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Eş ve partnerinizin de bu hafta iş imkanlarının daha iyiye gideceği bir süreç olacaktır sevgili koçlar. Sözlerinde dikkat çektiğim bir haftadasın. Güneş 7. evinde parlarken özellikle iletişimin çok ön plana çıkıyor. Çünkü ay önce ikizlerde, sonra yengeçte ve sonra aslan burcunda olarak senin iletişimini de aktif hale getiriyor. Sevgili boğa ve yükseleni boğa olanlar, evet 23 Eylül, 29 Eylül haftasındayız. Astroloji Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Şimdi bu hafta özellikle maddi konularla başlıyorsun ay ikizler burcunda. Hafta ortasında biraz daha özellikle kısa seyahatler, belki tanıtım, pazarlama gibi konular devreye girerken hafta sonunda ev aile konuları ön planda olacak. Ay aslan burcundayken senin için evinde organizasyonlar yapmak, insanları ağırlamak ve biraz da insanları etrafında toplamak isteyeceğin bir süreç olabilir. Bu hafta güneş artık terazi burçları için parlıyor. Bu da senin için özellikle günlük yaşamını yoluna koyman, bir takım diyet, beslenme konularını tekrar aranje etmen için yardım ve güzellik getirecek, destek getirecek. Özellikle bazı rutinlere geri dönmek, artık o tatil ehametinden çıkmak, biraz daha düzenli, disiplinli ve sorumlulukla hareket etmek ön planda olacak. Plan program yapmak senin için ön planda olacak. Bu hafta Venüs'ün senin Akrep Burcu'na yani 7. evine geçmesiyle birlikte ilişkiler gerçekten güzelleşiyor. İlişkiler artık destek alıyor. Geçtiğimiz hafta bir ay tutulması vardı. Hepimizin duygusal olarak yoğunluk yaşadığı, çöküşler yaşadığı bir süreçti. Ama şimdi Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte özellikle bekar olan boğa burçlarına da yeni tanışacakları insanlar aşk kapıyı çalar motivasyonu getirecek. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar, 23 Eylül 29 Eylül haftasına Astroloji Televizyonu'na hoş geldiniz. Bu hafta ay sizin burcunuzda hareket ederken başlıyoruz. Dolayısıyla iletişim hızınız hayli yüksek. Konuşmak, anlaşmak, insanlarla böyle interaktif bir şekilde sohbet etmek isteyeceksiniz. Merak ettikleriniz olabilir, insanların sizden merak ettiği konular olabilir. Belki uzun süredir işte görüşmediğiniz insanlarla tekrar görüşmek, diyaloğa geçmek isteyebilirsiniz. Hafta ortasında özellikle maddi ve parasal koşullarınızı kurcalarken hafta sonunda ise özellikle kısa seyahatler, minik minik gezmeler, böyle hani kıpır kıpır deriz ya ikizler yerinde duramaz diye, gene bu hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için ufak tefek kaçamaklar gündemde olacaktır. Şimdi ikizler burcu için güneş 5. evinize geçiş yaptı. Çünkü güneş artık terazi burçları için parlıyor. Terazi burçları arkadaşlarınız veya ailenizden insanlar varsa artık doğum günleri başladı. Sizler için de aşk ve flörtler hanenizin aktifleşeceği
geçeceği, özellikle cesaret gerektiren, kreatif işler gerektiren, belki yaratıcılığınızı biraz daha hem işiniz için hem de sosyal çevrenizde kullanmak adına ortaya koyacağınız durumlar olabilir. Hobilerinizden para kazanmak, zevk aldığınız, haz duyduğunuz konularla ilgilenmek hoşunuza gidecektir. Çocuk sahibi olmak isteyen ikizler için bu hafta itibariyle yeni yeni sinyaller, yeni yeni fikirler gündeme düşebilir diyorum. Evet, Venüs ise 6. evinizde yer alacak, yani Akrep Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Akrep Burcu'nda olması sizin özellikle işlerinizi hallederken çok daha rahat akacağını, bazı şeylerin çok daha kolaylıkla akacağını, ofis içinde de minik minik güzel kutlamalar olacağını söylüyor. İğneleyici ifadeler kullanmaktan kaçınman gerekiyor bu hafta. Özellikle sivri dil seni gerçekten yanlış anlaşılmalara itiyor ve fazla eleştiriden de bir tık uzaklaşman gerekiyor bu hafta için sevgili ikizler. Sevgili yengeç ve yükseleni yengeç olanlar, 23 Eylül 29 Eylül haftasına hoş geldiniz Astroloji Televizyonu'na. Evet, biraz yorgun başlıyor olabilirsiniz haftaya. Ay İkizler Burcu'nda başlayacağız. Geçen hafta zaten bir ay tutulmasından çıktık. Dolayısıyla hepimiz için enerjiler biraz düşük, biraz yorgundu. Ama bu hafta toparlanmaya gayret edeceğiz. Özellikle Venüs de yer değiştiriyor. Merkür yer değiştiriyor, Terazi Burcu'na geçiyor. Venüs ise Akrep Burcu'na geçiyor. O tutkulu, gerçekten sevdiğimi tam seven, duygularını çok derin hisseden Burç, Akrep Burcu'nda Venüs. Evet, biraz belki rahatsız, biraz belki ilişkilerde kıskançlığı fazla ön plana getirecek, biraz fazla sahipleniciliği getirecek. Ama bir yandan da sevdiği zaman tam sevme ve başladığı zaman bir ilişkiye gerçekten bunu sürdürebilme. Çünkü sabit Burç olduğu için Akrep Burcu, özellikle bu süreçte başlayan ilişkilerin çok daha uzun dönemlere yayıldığını, belki evlilik taçlandığını söyleyebiliriz. Şimdi Güneş 4. evinizde, Terazi Burcu'nda sevgili yengeçler, ev aile konularınız iyileşme yaşayacak. Özellikle ev ve aile konularında kendinizi çok daha iyi, çok daha rahat ifade edeceksiniz. Sizler için ev konuları, ailevi konular, bu temalar ön planda. Belki yerleşmek, biraz daha değişiklikler yapmak evinizin içinde, işte eşyalarınızı düzenlemek, dolapları düzenlemek ön plana çıkabilir. Ay ise önce ikizlerde size yorgun başlatıyor haftayı, ama sonrasında sizin burcunuza geçerek biraz daha motivasyonunuzu yükseltiyor. Dolayısıyla önemli iş ve görüşmeleri hafta ortasında halletmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda ise biraz maddi değerler, alım, verim, satma, alışverişler devrede olacak. Enerjini kontrol etmen gereken bir haftadan geçiyorsun sevgili yengeç. Sevgili aslan ve yükseleni aslan olanlar, Astroloji Televizyonu'na hoş geldiniz. Ay İkizler Burcu'nda başlarken Güneş'in Terazi Burcu'na geçişini konuşuyoruz bu hafta. Venüs de Akrep Burcu'na geçiyor, zaten terazideydi. Merkür Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. O 26 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Uranüs'le de güzel bir üçgen açısı var. Böyle sıra dışı fikirlerin, gerçekten farklı, beklenmedik konuların ve gündemlerin devrede olacağı bir haftadayız. Ama hiç merak etmeyin, o geçen haftanın böyle ağır yükünden, duygusallığından çıkmış bir durumdayız. Biliyorsunuz ay tutulması vardı. Hepimiz biraz daha yorgun, biraz daha enerjisi düşük, biraz daha iniş çıkışlar yaşadık. Ama şimdi biraz enerjimizi toplama, Güneş'in de Terazi Burcu'nda olmasıyla daha bir dengeye gelme, daha adil olma, daha naif düşünme ve ara buluculuk konuları ön planda. Sizler için özellikle yakın çevre ilişkileriniz, kardeşlerle olan ilişkilerinizi gözden geçirmek, bu konuda biraz daha ara buluculuğu ön plana koymak önem taşırken, ayın hareketlerine baktığım zaman özellikle pazartesi ve salı çok çok yoğun koşuşturmalı olacağınızı, hafta ortası biraz daha durgun bir enerji, hafta sonu yeniden hareketlenme sizleri bekliyor olacak sevgili aslanlar. Venüs ise 4. evinize giriş yapıyor, Akrep Burcu'na. Bu da ev aile konularında özellikle estetik dekor, dekorasyon, belki biraz perdelerimi değiştirsem, yeni işte pike takımları mı alsam gibi durumları hayatınıza getirebilir. Ve ticari konularda sabırlı olmanız gereken bir haftadan geçtiğinizi söylüyor gökyüzü. Özellikle alım satım yaparken bu haftayı biraz daha temkinli olmakta fayda var diyor. Ve
Dediğim gibi Merkür ve Uranüs arasındaki üçgen açıyla birlikte güzel, farklı, sıra dışı insanlarla hem tanışma fırsatı bulabilirsiniz hem de fikirlerinizi gerçekten farklı bir yolla dile getirebilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olanlar, evet 23 Eylül 29 Eylül haftasındayız ve Güneş artık sizlerin parahanesinde. Bu da demek oluyor ki o beklediğiniz paraya ulaşmak, beklediğiniz paranın kapınızı çalması an meselesi. Belki iş yapıyorsunuz, birileriyle iş görüşmesi yapmak istiyorsunuz veyahut da yeni iş birliktelikleri kurmak istiyorsunuz. Finansal konuları biraz düşüneceğiniz bir hafta ama Güneş'in bu alana girmesi oraya Güneş gibi doğacağını söylüyor. O alanın aktif olacağını, o alanın önem kazanacağını fakat bir yandan da olumlu inşallah gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Ay ise ikizler, Yengeç ve Aslan burçlarında hareket edecek bu hafta. Bu manada özellikle hafta başında iş toplantıları, iş konuşmaları gündemde olurken, hafta ortasında sosyallik ve gruplar, ekip çalışmaları ön planda olacak. Biraz hayaller, biraz umutlar, biraz geleceğe dair düşünceler kafanızda uçuşacak. Hafta sonu ise gerçekten arka planda kalmak, dinlenmek, biraz şöyle olayları akışına bırakmak isteyeceksiniz. Venüs bu hafta Akrep burcuna geçiş yapıyor ve bununla birlikte özellikle yakın çevre ilişkileriniz, komşularla, akrabalarla olan iletişiminiz, diyaloğunuz artış gösterirken duygusal olarak biraz tutarsız bir haftadasınız. Buna dikkat etmekte fayda var sevgili Başak. Sevgili terazi ve yükselen terazi olanlar, evet iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Bu hafta itibariyle artık Güneş sizin burcunuzda ve sizin doğum günleriniz başladı. Dolayısıyla Güneş hangi burca geçtiyse o burcun dönemi başlıyor. Bu ayda dolayısıyla artık sizin döneminiz. Yavaş yavaş Eylül'ü bitiriyoruz ve Ekim ayında da gene bir tutulmayla taçlandıracaksınız, Güneş tutulmasıyla. Ama hemen ondan önce, yani bu hafta özellikle Güneş'in birinci evinizde olması, belki biraz dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler, belki biraz alışverişler, belki biraz tarz değişikliği, saç baş değişikliği getirebilir sevgili terazilere. Kişisel bakımların ön plana çıkacağı bir hafta olacak diyor. Ay ise önce ikizlerde, sonra yengeçte, sonra aslan burcunda hareket ederek sizlerin özellikle rüyalar, spiritüel konular, mistik konular, farklı sıra dışı, değişik konulara ilgi duymanızı biraz tetikleyecek. Sonrasında iş ve organizasyonlar devreye girecek. İş koşturmaları devreye girecek sevgili teraziler. Venüs ikinci evinizde olması çok güzel çünkü parasal anlamda aslında hem iş yaptığınız kişilerle diyaloglarınızı geliştiriyorsunuz ve daha bir gerçekten yaptığınız işin parasal olarak katkısını hissetmeye başlıyorsunuz bu haftadan itibaren. Güçlü ve yoğun duygular içerisinde olduğunuz, gerçekten kendinizi de parlamaya hazır hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Kendinize güveniniz tam, motivasyonunuz ve enerjiniz gayet yüksek. Sevgili Akrep ve yükseleni Akrep olanlar, evet hoş geldiniz Astroloji Televizyonu 23 Eylül 29 Eylül haftasındayız. Ve bu hafta Güneş artık sizden terazi burcuna geçiş yaptı ve sizlerin 12. evinde. Dolayısıyla arka planda çalıştığı için biraz böyle bilinçaltınız, geçmiş konularınız hareketlendiriyor. Özellikle biraz yorgun bir enerjide olma ihtimaliniz var. Dinlenmeye ihtiyaç duyma, biraz böyle bu dağınıklık enerjisi size çok uygun değil. Siz sabit bu bursunuz. Şu an böyle bir geçiş evresi var. İşte bir anda okullar açıldı, bir şeyler oldu. Birileri bir yerlerden döndü, bir yerlere taşınıyor vesaire gibi bir kaos var. Ve bu kaos sizi rahatsız ediyor olabilir. Biraz geri planda kalmak isteyebilirsiniz. Belki kendi plan ve programınızı tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Biraz ev işinde yapacaklarınız olabilir. Ofis için yapacaklarınız olabilir. Çalışmalarınız olabilir. Sonbahar dönemi için bazı konuları tekrar planlama, gözden geçirme, eksikleri tamamlama süreci olabilir sizler için. Çünkü Güneş böyle bir alanınızda çalışıyor. Ay ise bu hafta ikizler, yengeç ve aslan burcunda hareket edecek. Bu manada da ortaklıklar önem kazanacak. Ortaklaşa yapılan işler, aslında fikir alışverişleri ön plana çıkacak. Sonrasında ise
Özellikle geleceğe dair seyahatler ve yapmak istedikleriniz kişisel gelişimleriniz için kolları sıvayacaksınız. Kendi kendine engel olmama haftandasın. Yani bu hafta öyle bir durum olabilir ki bazen insan hiç kimse hiçbir şey yapmaz. Kimseden bir düşmanlık görmez ama kendi fikirleriyle, kendi hareketleriyle, kendi yaptıklarıyla kendi kendinin düşmanı olabilir. Dolayısıyla bu hafta lütfen kendi kendine engel olma sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet, bir yandan da kedim böyle arkalarda gezdiği için ekranın oynama durumu söz konusu. Güneş 11. evinizde, terazi burcunda bu hafta itibariyle 23 Eylül 29 Eylül haftasındayız. Venüs akrep burcuna geçiyor. Merkür terazi burcuna geçiyor. Gökyüzü gene çok hareketli ve bizler de çok hareketliyiz. Ay tutulmasını atlattık ama bu hafta daha koşuşturmalı, daha neşeli, biraz daha olumlu bir haftadayız. Ay ise ikizler, yengeç ve aslan burçlarında hareket edecek. İkizlerde olması sizin partner aşk meşk konularınızı çalıştırıyor. İkili ilişkilere önem verdiğiniz, ikili ilişkileri tamir etmek istediğiniz, ikili ilişkilerde özverili olmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Hafta ortasında biraz partnerinizin iş durumları, finans durumları, onunla ilgili yapılması gereken durumlar. Mars, çık oralardan. Çık. Çık oralardan ya, yaramazlık yapma. Evet sevgili yaylar, biraz eşin maddi durumu, finans durumu önem kazanacak hafta ortasında ve hafta sonunda ise özellikle yeni hobiler edinmek, yeni bir şeyler öğrenmek isteyeceksiniz. Araştırmak sizin işiniz zaten. Özellikle yeni konular ve farklı derin konular, derin temalar araştırmak isteyeceksiniz. Venüs 12. evinizde, dikkatli olun. Çünkü eski aşkların gündeme gelmesi, işte bir takım gizli düşmanlıklar, bir takım size olan hayranlar, hayranlıklar devreye girebilir. Duyguların başka, aklın başka söylüyor olabilir bu hafta. Buna da dikkat etmek çok çok önemli sevgili yaylar. Evet, o zaman gel bakalım birlikte anlatalım. Ha, olur mu? Sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar. Evet, güneş 10. evinizde parlıyor. Bu hafta itibariyle terazi burcunda. Ve güneşin terazi burcunda olması aslında özellikle iş ve kariyer konularınıza güneş doğduracak anlamına geliyor. Ve bir manada da aslında hem toplantılarda hem de yaptığınız iş görüşmelerinde çok daha öne çıkıp çok daha liderlik özelliklerinizi göstereceğiniz bir durum. Alkış alacağınız, gerçekten yaptığınız işlerden çok böyle iltifat duyacağınız bir sürece girdiniz. Çünkü güneş tam tepenizde parlıyor, kariyer evinizde. Kariyerle ilgili yeni iş tekliflerine açık olabilirsiniz. Yeni iş teklifleri gelebilir. Bunları değerlendireceğiniz bir süreç olacak. Ay ise özellikle ikizler, yengeç ve aslan burcunda hareket edecek. Bu da günlük işlerinizin çok yoğun olduğunu, özellikle eş, dost, akrabalarla sıkı fıkı görüşmeler, koşuşturmalar ve bir takım ofis içinde kutlamalar, belki aile içinde kutlamalar ve yoğun bir temponuz olduğunu gösteriyor. Özellikle hafta sonu biraz daha ortaklıklar ve geleceğe dair ödemeler, finans konuları devreye girecek. Bunun dışında Venüs bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak. Venüs akrepteyken biraz derin, biraz yoğun duygular ön planda. Sizler için özellikle arkadaşlıklar çevresi, sosyal ortamlar biraz daha derinleşecek, biraz daha yoğunlaşacak ama bir o kadar da güzelleşecek. Gerçekten sosyalleşmek hoşunuza gidecek, rahatladığınızı hissedeceksiniz. Ve Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün terazi burcuna geçmesi de gene özellikle iş ve toplantılar açısından farklı sıra dışı konuları hayatınıza sokacağınızı, yeni projelere başlayabileceğinizi gösteriyor. Sonradan pişman olacağınız konuşmalar yapmamaya dikkat ederseniz bu haftayı 10 üzerinden 10 geçirirsiniz sevgili oğlak. Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar, evet 23 Eylül 29 Eylül haftasına hoş geldiniz. Güneş artık terazi burçları için parlarken Venüs de akrep burcuna geçiyor ve Merkür de terazi burcuna geçiş yapıyor 26'sında Perşembe günü. Dolayısıyla hayli hareketli bir gökyüzü var. Ay tutulmasını bitirdik evet ama bu haftada gökyüzünde ay önce ikizlerde, sonra yengeçte ve sonra aslanda hareket edecek.
sizin özellikle yabancılarla olan ilişkileriniz, yabancılarla olan diyaloglarınız, uluslararası ticaret, bilim, üniversite, eğitim gibi konularınız ön plana çıkacak Güneş terazideyken, Ay'ın hareketiyle ise özellikle arkadaşlıklar ön planda, cesaret gerektiren konular ön planda ve iletişim aksiyonunuz ön planda olacak. Gerçekten yatırım yapmak için doğru bir zamanda mıyım derseniz, bence evet doğru bir zamandasınız. Özellikle Venüs'ün de 10. evinize geçmesiyle birlikte yaptığınız adımlardan güzel kazançlar elde etme şansınız yüksek. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Çaba sarf etmen gereken bir hafta. Evet, bu çabayı sarf edersen de karşılığını çok da güzel alacaksın sevgili kovalar. Venüs'ün 10. evinde olmasıyla aşk ve ilişkilere bakış açında da bir güzellik var. Sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar, evet haftaya Ay ikizler burcunda başlıyoruz. Güneş ise terazi burcunda olacak. Bu manada güneşin terazide olması sizin için biraz düşük bir enerji olabilir. Daha çok ortaklıklar, daha çok belki biraz daha bilinçaltı konularınız, rüyalardan gelen mesajlar, mistik konular ön plana çıkabilir. Belki astroloji ile veya bu tarz konularla, nefes çalışması, efendime söyleyeyim, spiritüel şeylerle ilgilenmek hoşunuza gidebilir bu hafta. Ve Ay ikizlerde önce, sonra yengeçte, sonra aslan burcunda hareket ederken ev aile içerisinde bazı diyaloglar, bazı konuşmalar gerçekten sizi şaşırtabilir. Merkür ve Uranüs arasında da üçgen bir açı var ama olumlu yönde şaşıracaksınız. Güzel haberler var. Venüs bu hafta Akrep Burcu'na geçiyor. Bu işte sizler için çok güzel. Çünkü Venüs Akrep Burcu'ndayken Balık Burcu'na bir üçgen açı yapıyor. Ve 9. evinizde özellikle ilahi bir koruma altında gibi hissetmek, attığınız adımlardan olumlu sonuçlar almak, özellikle hukuki bir konu varsa kazanç sağlamak ön plana çıkacaktır. İştahınız biraz düzensiz olabilir. Birazcık yeme içme düzeninize dikkat etmek, uyku düzeninize dikkat etmek önem kazanmış olabilir. Özellikle hafta sonu ve huzuru yakalamaya çalışacağınız bir süreçtesiniz. Güneş 8. evde belki ama gene de dinlenmek, nefes çalışmaları, yoga, meditasyonla zihninizi boşaltıp huzuru yakalayabilirsiniz sevgili balıklar. Güzel bir hafta olsun. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.